olması için çalışmalarda bulunmuş. İş ve iş güvenliği, iş sağlığı üzerine özellikle kadın işçilerin hakları konusunda danışma içinde bulunmuş. HDP MYK çalışma yaşamı, emek sendika işleri sorumlusu ki devam ediyor böyle. Çok uzun bir CV. Çok uzun bir CV. Bir kere hani şeyi işte HDP ile aslında diğer partileri birbirinden ayırt eden hikaye şu bence. Biz buraya geldiğimizde bir diğer milletvekilinin hani CHP ya da AK Parti bir milletvekilinin işte konuk ettiğimizde çok daha başka bir hikaye konuşuyoruz. Hani çok daha hani ki daha çok böyle kişisel onların talepleri ya da kişisel düşüncelerini şey yapıyoruz. Ama bugünkü program ben çok verimli olabileceğini düşünüyorum şu anlamda. En azından bir toplumu ilgilendiren birçok konuya belki de birçok acıya parmak basacağız. Belki de bunu dilendirir. Belki bu programı izleyenler ilk defa böyle bir mecrada HDP'li bir eş genel başkanı konuk edecekler. Ben soruya bağlayayım bu kısmı. Başkanım buyurun. Sizi genel başkanlığa taşıyan özellikleriniz, geçmişiniz nedir? Belki İzmirlilerden tanımayanlar vardır. Sizi kısaca genel başkanlığa ve İzmir'de milletvekili adaylığına taşıyan süreci kısaca anlatmak ister misiniz? Sosyalist, çok güzel oldu. Sosyalist bir mücadele içerisinde hep bulundum. Devrimci hareket içerisinde bulundum ve bunun içerisinde de özel olarak emek alanı ve kadın alanı benim için en çok faaliyet yaptığım alanlar oldu. Tabii siyasi hareket içerisinde olduğunuz zaman toplumun bütün sorunlarıyla ilgileniyorsunuz ve Halkların Demokratik Kongresi'nin oluşum süreçlerinde o aşamalarda da benim ait olduğum sosyalist dayanışma platformu yer aldı ve Türkiye halklarının sorunlarına ortak çözüm arayacağı, birlikte bir yaşamı inşa edebileceği bir siyasi hattın oluşması için özellikle doğrudan demokrasinin, halkın kendi kendini yönettiği bir mekanizmanın siyasi hattın savunuculuğu için çalıştık o süre içerisinde ve daha sonra biliyorsunuz Halkların Demokratik Partisi kuruldu. Orada da yine Halkların Demokratik Partisi'nin bileşenlerin var ve ben de onu temsilen çeşitli görevlerde bulundum. Ama bir ayağımız her zaman sahada, sokakta, örgütlenme içerisinde, mücadele içerisinde oldu. Başkanım, İzmir'e yeni geldiniz. Hemen İzmir'den başlayalım da evet. Sonra şey yaparız. İzmir'e yeni geldiniz. İzmir daha çok böyle sosyal demokrasinin yeşerdiği, solunda biraz güçlü olduğu illerden bir tanesi. Yani alanda indiğinizde, sokağa indiğinizde insanların size tepkisi nasıl, nasıl bir enerji aldınız? Aslında ben İzmir'e yıllar önce bir gelmiştim ve bir ay bir kaldım. O zaman öğrenciydim. Staj için geldim. Ali Ağa'da rafineride staj yapmıştım. Bornova'da kalmıştım. Ege Üniversitesi'nde kalmıştım. İzmir'in kültürü, buradaki demokrasi, yaratılan demokratik imkanlar, halkın yaşayış tarzı, talepleri, baktığımız zaman bizim programımızla örtüşen pek çok şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Buradaki demokrasi iklimi aslında Türkiye'de yaratmaya çalıştığımız iklime benziyor ve doğrusunu isterseniz kendimi burada tam da hani birlikte çalışabileceğim yoldaşlarımla, arkadaşlarımla birlikte gördüğümü söyleyebilirim. Böyle rahat hissettiğimi söyleyebilirim. Güzel girdik İzmir'den. Hemen aynen, devam edelim. Mesela şeyi söyleyeyim. Mesela HDP geçen mesela 7 Haziran seçimlerinde mesela İzmir'in mavi şehrinde hani evet. Çok daha böyle entelektüel kesimi yaşadı. Yani ekonomik kayıplarının olmadığı CHP'nin bir yerden, kalelerinden. CHP'nin kalesine bir yerden mesela birinci parti çıktı. Çok sürprizdi, büyük sürprizdi. İki mi birinci mi? Birinci parti çıktı. Çok, oyunu çok yükseltmişti. Yani de artık HDP'yi şunu gördük. Yani HDP artık sadece varoşlardan, ezden kesimden oy alan bir parti değil. Daha böyle orta sınıf ve ekonomik olarak kaygısı olmayan kişilerden de oy almaya başladı. Yani bunun temel girdisi ne? Yani siz neye dayatıyorsunuz bunu? Hani Türkiye'de her geçen gün özgürlükler tartışılmaya başladı. Her geçen gün özgürlüklere ilgili kaygılar başladı. Ve bunun en çok uzun yıllardır belki de tek mücadelesi veren HDP. Yani ne etkili buluyorsunuz? Yani bunu? Aslında büyük bir tıkanıklık yaşıyoruz. Demokrasi anlamında da büyük bir kriz yaşıyoruz. Ve bu krizin temellerine herkes bakmaya başladı. Yani herkes belki 2015'e giderken aslında bir şeyleri düşünmeye başlamıştı.
özellikle Gezi sürecinde çok farklı kesimlerin bir arada bir mücadele yürüttüğünü, otoriterleşmeye karşı sesini yükselttiğine tanıklık ettik. Ya o zaman hatırlarsınız, Türk bayrağıyla BDP bayrağı taşıyan iki genç, biri kadın, biri erkek, el ele tutmuşlar ve tazyikli suya ve gaza karşı mücadele ediyorlardı. Bu aslında, bu sembol hepimizin kafasına kazındı. Herkes aslında kendi kimliğiyle sömürsüz bir sistem içerisinde özgürce yaşamak istiyor. O halde ne yapabiliriz? Birbirimizi farklılıklarımızla kabul etmek durumundayız. Farklı olabiliriz. Hiç kimse bir başkasına kendi değerlerini dayatmadan ve özgürlükleri savunarak çoğulcu bir yapı içerisinde yaşamı savunursa, o zaman sorunlarımız içinde, çözmek içinde önemli adımlar atmış olacağız. Bunu 2013'te fark ettik. Çünkü herkes aslında biraz kendi mahallesinde duruyordu ve sıkı sıkı oradan doğru sözünü söylüyordu. 2013 Gezi süreci ortak o mahalleleri birleştirdi ve özellikle Gezi parklarındaki yaşadığımız demokrasi deneyimleri de bize aslında nasıl bir hayat yaşayabileceğimizi gösterdi. İşte oradaki ücretsiz marketler, yeşilin, doğanın sahiplenilmesi ve herkesin birbirine karşı gösterdiği tolerans, birbirini, yani bir hani yukarıdan bakarak bir tolerans değil, yani birbirini kabul etmesi ve diğer demokrasi ilkeleri etrafında yan yana gelişler 7 Haziran'da aslında bir politikaya dönüştü. Diyebilirim ki o politikanın sembolü de Halkların Demokratik Partisi oldu. Tabii öncesinde HDK vardı ki HDK bütün toplumsal dinamikleri kendi bağrında buluşturabilecek bir potansiyele sahip, ilkelerle herkesin kendi sözünü kendisinin söyleyebildiği, kararını kendisinin verebildiği bir yaşamı savunan bir, doğrudan demokrasi örneğini savunan bir yapı ve onun üzerinden doğan bir HDP oldu. Dolayısıyla hani bu tablo bizi birbirimize yaklaştıran ve ortak bir çözüm yolunun da, ufkunun da olduğunu gösteren bir tablo oldu. İzmir'de baktığımız zaman, tekrar İzmir'e dönersek, aslında bir buluşma yaşanıyor. Yani ön yargıları kırıyoruz. Tarihsel ön yargılarımız var. Onları kırmak bizim en önemli görevimiz. Onları kıracağız ve müzakere edeceğiz. Tartışacağız, konuşacağız ve birbirimize saygı duyacağız. Evet. Başka, şimdi listeler açıklandı. Tabii listeler çok konuşuluyor. Biz bir yerel yayın organı olarak bunları da konuşmak istiyoruz açıkçası. Hani kamuoyunda algı ya, Halkların Demokratik Partisi. Siz kendinizi öyle tarif etmeseniz bile tırnak içinde Kürt Partisi. Ama İzmir listelerinde ilk iki sıraya baktığımızda Türk kökenli. Türksiz ve Murat Çepni milletvekili. Bu bir tercih midir? Birincisi bu. İkincisi de talihsiz bir şey yaşandı geçtiğimiz aylarda, biliyorsunuz. Eski grup başkan vekiliniz, eski milletvekiliniz Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder'in genel başkanlığı adaylığı ile ilgili yanlış anlaşılabilecek, kamuoyunda da çok tartışılan, partinizin de resmi açıklama yaptığı bir çıkışta bulundu. Bunun bir yansımasıyla karşılaşıyor musunuz seçmende, ya da siz böyle bekliyor muydunuz İzmir'de? İki Türk ve sosyalist kökenli adayın birinci sıralardan olması nasıl karşılanıyor? Evet. Beklentiniz bu yönde miydi? Diğer illerde nasıl tartışılıyor? Evet, bir parti ve o partinin temsilcilerini aslında ifade eden şey program olmalı. Yani hani bu kan ne kanı gibi daha ırkçı, daha kafatasçı söylemlerden giderek uzaklaşmamız gerekiyor. Tabii ki sizin söylediğiniz şey Kürt halkının taleplerine doğrudan o sorunları yaşayan, onu temsil eden anlamında bir tercih olabilirdi. Başka bir tercih, yani Türkiye Devrimci Hareketi'nden, Sosyalist Hareketi'nden gelen adayların olması ne anlama geliyor sorusundan baktığımız zaman, partimiz bu dönemde aslında çok önemli bir şey yaptı. Çok geniş ittifak politikası izledi. Hem Kürt coğrafyasında bunu yaptı, hem de Batı'da yaptı ve
demokrasi güçleri içerisinde şimdiye kadar bileşen olmayan ve bizim birlikte çalıştığımız ama hiç ittifak politikasına doğrudan girmediğimiz kesimlerle de yaptık ve adaylar gösterdik. Seçilebilir, hatta birinci sıradan adaylar da gösterdik. Bu aslında işte HDP'nin nasıl bir parti olduğunu gösteriyor. Yani HDP aslında bütün sorun odaklarına yönelmiş, çözüm arayan bir parti ve adaylarını buna göre seçiyor. Bizi de buraya uygun gördü. Bizim bu süreçleri yürüten arkadaşlarımız yapılan çalışmalardan çıkarttığı sonuçlar itibariyle. Ben düşünüyorum ki aslında hem Kürt halkının sorunlarını ifade edebiliyoruz, kapsayabiliyoruz. Hem de buradaki bütün sosyal sorunları ve demokrasi sorunlarını ifade edebiliriz. Biraz buna göre düşünülmüş olabilir. Sevgili Hasip Kaplan'ın daha önce yaptığı açıklama, ona partinin yaptığı açıklama. Bunlar yani sonuçta biz bütün halkların eşitliğine inanan, halkların eşitliği ve kardeşliğine niye hayata geçirmeyi hedefleyen bir partiyiz ve bunu partimiz kendi içinde gerçekleştiriyor. Yanlış anlamalar olabilir, bazen sözler ifade edilmek istenenden daha fazlaya gelebilir. Biraz öyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Devam edebilirim. Evet. Birkaç şey daha. Peki başka, sen tamam devam et, ben çünkü başka bir şey soracağım. Hemen listelerden girmişken belki oradan devam ederiz, tamam. Sonra şey yapalım. Şimdi Halkların Demokratik Partisi'nin aday belirleme süreci diğer partilerden biraz farklı oluyor. Tabii ülkenin hem içinden geçtiği koşullar hem de partinize yönelik baskılar da düşünüldüğünde bu anlaşılabilir. Ama şöyle oluyor mesela diğer partilerin adaylarını konuştuğumuzda çoğunlukla İzmir yereli, İzmir'e dair dinamikler, İzmir işte İzmir'in örgütünden gelen isimler bunlar çok konuşuluyorken iki dönemdir İzmir'e dışarıdan isimler birinci sıralarda aday gösteriliyor. Bugün Murat Çetin ile de biz İz Gazete'de bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisi de ifade etti yani birkaç yere gittiğinde dönem partinize yönelik seçimde geldiniz. Yani partinizin dışındaki çevrelere gidildiğinde karşılaşıldığına dair bir şey söyledi ya da karşılaşılıyor mu onu söylemek isterim. Ertuğrul Kükçü ve Müslüm Doğan Türkiye'de kamuoyunun çok bildiği, tanıdığı isimler ama biz gazeteciler olarak da takip ettiğimizde biraz belki HDP'de aldığı görevler hasebiyle de olabilir. İzmir dışı isimler olarak kalmıştı. Siz de iki isimde, İzmir'de birinci sıralardan gösterilen iki isimde bu o politikalar gereği de olabilir, sebebini açıklarsınız. Evet. Dışarıdan isimlersiniz ve bu dönem öyle mi olacak? Yani İzmir dışı mı kalacak? İzmir'deki demokratik kitle örgütleri, sendikalar, odalar, dernekler yine geçen dönem gibi bir süreç mi yaşayacak? Bunu sormak isterim. Evet, biz tabii ki bir taraftan İzmir vekilleri seçilecek, bir taraftan hepsi Türkiye vekilleri olacak. Yerellerden aday gösterilmesi, yerel dinamiklerin gözetilmesi önemli ve hani bunun değerlendirilmiş olmasını ben de isterdim. Hani yerelin gözetilmesi bu sadece İzmir'e yönelik değil aslında genel olarak hep yereller tabii ki kendi içinden de adaylar görmek istiyor ve buna partilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bizim de parti olarak çok demokratik süreçleri işletmemiz, cinsiyet eşitlikçi politikaları işletmemize rağmen eksikliklerimiz oluyor. O eksikliklerimizi de önümüzdeki dönemlerde mutlaka tamamlamamız lazım. Fakat ben şunu söyleyebilirim, ben yani yerel sorunların aynı zamanda Türkiye sorunları olduğunu düşünüyorum. Mesela İzmir'de bugün baktığımız zaman İstanbul'da olup bitmiş bütün hataların İzmir'de de yaşanmaya yüz tuttuğuna tanıklık ediyoruz. Yani bunu izleyebiliyoruz. Bunlar nelerdir? İşte neoliberal politikaların sonuçları burada da kendini yavaş yavaş gösterdi. İşte diyelim ki uluslararası projelerle Körfez Geçiş Projesi bunun bir örneği ya da işte her yerde açılan ocaklar meselesi, tarımsal alanların, meraların işte ticarileştirilmesi, rant alanı olarak değerlendirilmesinden tutalım da pek çok sorun var ve yine yapılaşma, kentsel dönüşümün
ranta dayalı olarak yapılması, fakat işte buranın biliyoruz ki birinci derece deprem bölgesi, bir tabii ki yenilenmeye de ihtiyacı var ama bunun halkların çıkarına uygun olarak yapılması gibi pek çok konu var. Bu konular şu anda ben gezdiğim zaman İzmir'i ne kadar güzel yeşil alan, ne kadar güzel işte diyelim ki henüz dokunulmamış, henüz korunabilir, koruyabiliriz dediğim pek çok şeyle fuarda, fuar örneğinde, İzmir fuar örneğinde olduğu gibi ve işte başka noktalarda da görüyorum. Bunları sahiplenmek, hem yerelleri sahiplenmek ve bu konuda mücadele etmek olacak, hem de iktidarın bu otoriter işte tüketime dayalı ve ranta dayalı politikalarını eleştirmek anlamında önemli. Bunları biz takip edeceğiz. Yani dezavantaj olur mu seçilen, dışarıdan gelmiş olmanız bir dezavantaj olur mu? Doğrusu bu bu sorunların ortaklığı, yani sadece İzmir'e yönelik değil, sadece Türkiye'ye yönelik değil, bu aslında uluslararası bir sorunla karşı karşıyayız. Yani neoliberal politikalar dediğimiz şey ilk önce biliyorsunuz Güney Amerika'da başladı. Ben yıllar önce oraya gitmiştim ve henüz Türkiye'de bu kadar çok neoliberalizmin sonuçları açığa çıkmamıştı 2000'lerin başında. Yani en iyi neoliberal politikaları uygulayan şeydir, Erdoğan olmuştur. Yani özelleştirmeler işte ve diğer konular. O zaman demişlerdi ki ne olur buna dikkat edin, bu politikalar çok tehlikeli, ülkenize bu politikaları sokmayın diye orada insanların başına çünkü gelmiş, onu deneyimlemiş. Şimdi bizde de İstanbul'un başına geldi. Ne olur İzmir? Olmasın. Bunu burada İzmir halkıyla birlikte bunu savunabiliriz. Nasıl ki Gezi'de ağaçlarımızı savunmak için direndik. Bunun gibi ben bunların çok birbiriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. De, bir görüşle şey yapmış sen sonra şey yap. Tuncay Kılıç bir görüşle katkı sunmuş yayınımıza. Tabii şeyle ilgili. Bunu okuyayım ama güzel yani tamam. Konu dağılmadan. Bununla bağlantılı. Bu bağlantı tamam. Sana bırakayım söyle. Abi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP'nin ve MHP'nin ilk sıralardaki milletvekili adayları İzmir yereline ait. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan, geçen dönemde Mustafa Balbay veya Binali Yıldırım İzmir'in yereli mi değil. O yüzden hep böyle bir soru ile soru sormak tutarsızlıktır deyip. Ben tam not aldım, kısmı onu ben söyleyecektim. Yani diğer siyasi partilerde de var. Yani mesela Başbakan'ın Erzincan'dan oldu, İstanbul, sonra buraya geldi. Birçok şey var. Başkanım, şimdi İzmir'de daha çok böyle hani HDP'nin evet ciddi bir tabanı var. Barajla ilgili bir problemi yok İzmir'de, en azından İzmir için. Anketlere baktığınızda neredeyse 2'yi zorluyor. Belki 2'yi çıkaracak, 2. milletvekilini çıkaracaksınız. Ama şöyle de bir algı var. Hani şu işte AKP şey diyor böyle sürekli, hani ben biz kendimizi anlatamıyoruz İzmirli'ye, işte anlatamadık, edemedik. Yani şunu yıkabilecek mi HDP? Sadece bir Kürt partisi mi? Yani Türkiye'de sadece Kürt sorununu, problemi gündeme getiren bir parti mi? Ekonomi ilgilenmiyor mu? İşte insan hakları ile ilgilenmiyor mu? Ya da daha başka insan hayatını ilgilendiren bir sürü dokunması gereken yerler var mesela. Hani sadece böyle bir parti mi? Yani bunu nasıl anlatacaksınız İzmir'de? Doğrusunu isterseniz. Yani siz de bir İzmirli karşılaştığında ya da bir ülkücü ya da bir sağcı karşılaştığında, evet ya hani HDP'de genel başkanlık yapmış biri olarak, yani evet yani biz Kürt sorunun dışında başka bir şey konuşabilir miyiz? Yani ne diyecek? Yani seçmenin bu algısını nasıl yıkacaksınız? Bazen işte çalışmalara katıldığımızda istemiyorum. Yalga değişiyor mu? Bildiriyi istemiyorum diyen bazen az da olsa böyle arkadaşlarla karşılaştığım oldu. Onlara hep şöyle dedim ben de, belki tanımak istersiniz, bu bildirimizi alın. Çünkü programımızı okumaları gerekir. Aslında bu soru klişe bir soru. Hani biraz önce size gelen yanıt da olduğu gibi. Bazı sorular klişeleşiyor ve sürekli o soruları sormak aslında yani gerçeği de değiştiriyor. Yani gerçeği görmemizi de engelliyor. Bugün HDP milletvekilleri, HDP'nin yürüttüğü demokrasi mücadelesi Türkiye'nin önünü açan ve aslında umutla bakmasını, geleceğe umutla bakmasını sağlayan bir programa sahip ve bu yani savunduğumuz her şey aslında bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını barındırıyor içinde. Onlara çözüm yolları ifade ediyor. Fakat bize hep bu soru soruluyor. Neden? Çünkü bu ülkede yani yakın bir zamana kadar bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyordu ve şöyle diyordu. Bugün işte 3000 küsür oldu
öldürdük, kişi öldürdük işte. Ya ertesi gün daha artırıyordu. Her gün ölü sayısı açıklıyordu ve aslında yani yaşam hakkını hepimiz savunmalıyız ve herkesin burada sadece Türkiye'de değil, bölgede de, dünyada da barış içinde birlikte yaşamasını savunmamız gerekiyor. Fakat gündem ne oluyor? Kürt meselesini getiriyorlar. Bizleri ayrıştırmak, kutuplaştırmak için. Ve biz bu insan yaşamına saygı duymayan, çatışmayı, kutuplaşmayı kışkırtan yaklaşımlara karşı bir söz söylemek zorunda kalıyoruz. CHP de bir söz söylese belki o zaman biz rahatlayacağız. Yani bir gün CHP de dese ki ya insanların ölmesini değil de yaşamasını savunalım. Barış için gelin barış için bir şeyler yapalım. Savaşı değil, Suriye'de barışçıl çözümü savunalım. İşte gene bu topraklarda bir müzakere, konuşma, diyalog süreçlerini deneyelim. Biz de katkı verelim. Parlamentoda bu işi biraz işte birlikte çalışalım. Bunları daha söylüyor olabilirler belki, evet. Ama bu yeterince duyulmuyor. Yani bizim Batı'ya dair söylediklerimizin duyulmadığı gibi demek ki daha güçlü söylemek gerekiyor ve projelerle, politikalarla ortaya çıkmak gerekiyor. Biz gerçekten de atanmayan öğretmenlerin sorununu tartışıyoruz. KHK'larla işte ihraç edilen, sivil ölüme mahkum edilen kamu çalışanların sorunlarından bahsediyoruz. Bununla ilgili sayısız önergeler veriyoruz. OHAL'e karşı sesimizi yükseltiyoruz. Taşeron'a karşı sadece söz söylemiyoruz. Sokakta da mücadele içerisinde işçilerin yanında yer alıyoruz. Kadın mücadelesinde zaten HDP'nin çok özgün bir çalışması var. Kadın meclisleri var. Kadın cinayetlerine karşı mücadelesi var. Kadın emeğinin korunmasına karşı. Yani her alanda gerçekten HDP daha çok politika yapması, kendisini daha çok anlatması gerekir ama epeyce bir çaba harcıyor. En az diyebilirim ki diğer partiler bu konularda içerik olarak ne söylüyorlar bilmiyorum ama onlardan çok daha fazla söz söylüyoruz. Ama bir medya ambargosu var ve bir kere sesimiz kesiliyor. Bir de sizler Kürt meselesinden başka mesele yok mu diye soru sorduğunuz zaman sanki HDP sanki sadece bu konuyla ilgiliymiş gibi. Fakat şunu biz her zaman tabii söylüyoruz. Türkiye'nin çok önemli temel bir sorunu var. Bu sorun Kürt sorunu. Bu yani sınıfsal sorun yok mu? Sömürü sorunu yok mu? İşçiler iş cinayetinde ölmüyor mu? Evet. Bu sorunlar da çok temel ve önemli. Neden Kürt sorununu bizim aşmamız, diğer sorunlarımızı aşmamızda etkili olacak, anahtar rol oynayacak? Çünkü bizi birbirimize karşı Kürt sorunu üzerinden konumlandırıyor. Ve Kürt halkının yürüttüğü özgürlük mücadelesi, onların eşitlik talebi, eşit yurttaşlık talepleri, tıpkı Alevi toplumunun eşitlik yurttaşlık talepleri gibi son derece önemli ve bu da tabii ki bizlerin bu konuyu sık sık gündemleştirmesini, kanayan bir yara olarak gündemleştirmemizi getiriyor. Dolayısıyla aslında HDP, bırakın HDP'nin Türkiye'lileşmesi ki bu da hep gelir önümüze, Türkiye aslında HDP oldu artık. Yani herkes Havva'na çıkıyor. Tabii Havva'na çıkıyor diyor ki deremi, suyumu, toprağımı elleme, dokunma diyor. Ona da terörist diyorlar. Orada terörist oldu. Evet. İşte KHK'lı bir emekçi de oldu. Kadınlar zaten en çok burada mağdur olan, ezilenler olarak var. İşçiler, emekçiler. Dolayısıyla aslında hepimiz birbirimize benziyoruz. Ve HDP'de bütün bu sorunlara karşılık örgütleniyor, mücadele ediyor. Başkanım, aslında HDP yönetimlerine, kadrolarına baktığınızda Kürtler dışında aslında herkes var. Belki de birçok partide olmayan, farklı inançtan ve ırktan insanlar var. Aslında kendi içinizde böyle bir probleminiz yok değil mi? Yani işte HDP'yi aslında az önce söylediğiniz gibi tanıyabilseler, insanlar ön yargılara bakmayıp mesela işte bir Süryani milletvekili olduğunu görebilirler. Ya milletvekillerimize baksınlar tabii. Aynen. Parti yöneticilerimize baksınlar. Parti aktivistlerimize baksınlar. Standlarımıza baksınlar. Şimdi gelip adaylarımıza baksınlar mesela. Evet,
Değil mi? İzmir adaylarını inceleyebildiniz mi? Ya Barış Annesi de var. KHK ile atılan var. Bir Saya işçisi de var. İşte, evet. Yani Afrikalı kökeni olan bir insan da var. Yani biz aslında bu ülkenin ve İzmir'in fotoğrafıyız. Evet. Öyle bakılabilir. Bizim izleyicilerimize yanlış anlaşılmasın tabii. Burada biz bu yayını farklı görüşlerden herkes izliyor. Öyle birçok soruyu sormakla mükellefiz ama şunu da ifade etmekte fayda var. Yani bunu yorum olarak da yapmakta fayda var. Yapmak şimdi istedim ama. Kesin ahiret sorusu gelecek. Evet. Ne sorusu geldi? Ahiret. Ahiret sorusu geldi. Şunu yapmakta fayda var. İçinden geçtiğimiz koşullarda herkes kabul ediyor ki en büyük adaletsizliklere maruz kalarak seçime giren parti Halkların Demokratik Partisi. Birçok milletvekiliniz tutuklu, Cumhurbaşkanı adayımız tutuklu ve Twitter'dan belki de tarihe geçecek bir kampanya yürütüyor. Burada bizim de hele tarafsız hatta olma iddiasıyla Halkların Demokratik Partisi'ni eleştirmek adaletsizlik olarak. Sanıyorum 12 dakika sonra Fox'ta da evet, eş başkanlarınız yayınımız var, evet. Yayında. Demirtaş bağlanacak mı başkan? Yok. Yüksek Seçim Kurulu Demirtaş'ın başvurusunu reddetti. Yani düşünün seçim sisteminin ne kadar adaletsiz olduğunu bir kanıtı da bu. Orada güzel bir şey var. Hani bizi izleyenler de mutlaka izlesin. Soruları sormuşlar. Avukat evet. aracılığıyla. Bugün eş başkanlar sadece sorulan soruları evet. cevaplarını verecekler. Yani bir seçime gidiyoruz. Adaylardan bir tanesi hukuksuz bir şekilde zindanda tutuluyor. Telefonla bağlanacağım diyor. Fakat buna da hayır diğer Yüksek Seçim Kurulu kabul etmiyor. Diğer adayların başvuru. Büyük çoğunluğu da itiraz ediyor bu konuya. Serbest bırakılsın olmaz. Elbette. Elbette. Hepsi itiraz etmesin. Evet. Başkanım her dönem mücadelede öne çıkan sembol isimler listelerinize yer aldı. Bu dönemde öyle isimler de var. Yani İzmir'de sizi tenzih ederek söylüyorum olmasa bile. İşte Ahmet Çık. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bile keşke bizim listelerimizde olsaydı diye evet. bir önemli bir isim. Veli Saçılık yine öyle bir isim hakeza. Oya Ersoy, Barış Atay, Erkan Baş gibi isimler listelerinizde. Burada herhalde tek kriter popülerlik falan değildir değil mi? Değil. Bizim İzmir adaylarımız da öyle. Yani Murat Çepni de cezaevinde yatmış bir arkadaşımız. Hı. Mücadelenin içinden geliyor. Evet yani HDP hem yani mücadele içerisinden gelmek, hem toplumun dinamiklerini kapsamak, demokrasi güçlerini, geleneğini kendi içine taşımak. Yani Türkiye İşçi Partisi, işte Halk Evleri ve diğer bileşenler. Evet, yani demokrasi açısından çok önemli bir adım diye düşünüyorum. Şöyle bir şey ekleyebilir miyim buraya hazır bileşenlere dair girmişim? Hem CHP'nin de tırnak için öyle bir eleştiri var ya listelerle ilgili. Solda duran vekiller ve adaylar dışlandı gibi eleştiri var. Katılır mısınız, katılmaz mısınız onu sormak istiyorum ama diğer taraftan HDP etrafında sol sosyalist güçler toparlanıyor. Ama işte Türkiye Sosyalist Hareketi'nin ana damarlarından diyebileceğimiz mesela diyelim ÖDP ile, TKP ile, işte Emek Partisi ile listeler konusunda tam olmadı herhalde. Bunun bir sebebi var mı? Yani tamamı toparlanamadı sanki. Şöyle, burada. Emek Partisi HDP'yi kayıtsız şartsız destekliyor ve aktif bir şekilde bu seçim sürecinde çalışmaların içinde yer alıyor. Daha geçenlerde yine sahada bir araya geldik Emek Partisi'nden arkadaşlar. Gerçekten çok olumlu bir duruşları var. Onun dışında ÖDP, TKP, onlar tabii siyasi tercihlerini farklı yaptılar. Bugün aslında Türkiye'de şu anda sol, sosyalist mücadele açısından bunu temsil eden, bunu kucaklayan parti HDP oldu. Yani iki tane sağ işte ittifak oldu. Biri Cumhur İttifakı, diğeri Millet İttifakı. Bunun karşısında sol sosyalist olarak kapsayan ve mücadeleyi yükselten HDP var. Adres aslında belli HDP. Bu saydığınız diğer iki siyasi geleneğinde aslında olması gereken yer burası. Yani tek adam rejimine karşı, sadece tek adam rejimine değil aslında. Bu giderek de vahşileşen kapitalist sistemin yarattığı yıkıma karşı, ekonomik kriz ve ekonomik yıkıma hem sosyal alanda hem kültürel alanda, ekonomik alanda yaşadığımız bu ağır tahribat karşısında ve geleceğe yönelik yani sadece
sistemi değiştirmek ya da faşizmi durdurmak açısından değil, yeni bir yaşamı kurmak adına da burada olunması gerekir. HDP'nin içerisinde buluşulan, işte bu demokrasi güçlerinin içerisinde olması gerekir. CHP açısından, hani CHP evet soldan birçok aday yer alamadı listelerinde. Yani CHP dokunulmazlıkların kaldırılmasında zaten aslında önemli bir hata yapmıştı. Yani onu soracaktım başkanım. Anayasaya aykırı ama evet diyeceğim demek. Yani büyük anayasayı ama. Hani eskiden beri hep bu ülkede yöneticiler, cumhurbaşkanları, başbakanlar işte bir kereyle delmek bir şey olmaz vesaire deyip, yani sistem aslında demokrasiyi ortadan kaldırmak için bu tür yollara başvuruyor. Halk ne zaman ki kendisini ifade edecek, kendi tercihini, iradesini ortaya koyuyor ve bu egemenleri rahatsız eden bir şey oluyorsa, o zaman hemen başlıyor kendi koyduğu kuralı ortadan kaldırmaya. Bunu Erdoğan yapıyor, bunu AKP yapıyor. Siz muhalefet partisi olarak bunu nasıl yaparsınız? Peki bunu yaptığınız zaman, o zaman Kürt halkına karşı, yani çünkü onların temsilcilerini, onların sözünü dışarı atıyorsunuz. Oradaki amaç aslında o kayyumlar atanan belediyelerimiz var. 103 belediyeye kayyum atandı. Kazanımlarımıza yönelik ciddi bir saldırı var. Ki bu saldırılar sadece Kürt halkının talepleri ve kazanımlarına karşı saldırılar değil. İşçilere de, kadınlara yönelik de çok ciddi. Basına yönelik oldu, kapatıldı. Evet, basın tamamen, yani bir darbe süreci yaşadık ve siz bunun önünü açmış oldunuz. Yani orada daha sonra buradan çıkartılan ders ne oldu acaba? Yani bu hatayı yaptık, artık bu hatayı yapmayalım ve daha halkçı, daha demokratik bir zeminde duralım dersi çıkartılmadı. Hayır, çıkartılmadı. Eğer çıkartılsaydı bugün Millet İttifakı kurulup işte HDP dışarıda olmazdı. Yani HDP bulunduğu yerden herhangi bir rahatsızlığı yok, fakat fakat yani düşünsenize, yani sistemin dışarıya atmak istediğini siz de dışarıda bırakıyorsunuz. Peki nerede sizin demokratlığınız, demokrasi ölçüsü açısından, kriterleri açısından? Bir tarafta baraj yok, öbür tarafta baraj yok ama bir yerde %10 barajı var. Ve bu, yani bu baraj da öyle ufak bir baraj değil. 3 değil, 2 değil, 1 değil, %10. Bu ne demektir? Halkın önemli bir kesiminin iradesini siz sandığa yansıtmamış olursunuz. Eğer %9.9 alırsanız bu irade yansımamış olur. Üstelik HDP'nin çıkartacağı yaklaşık işte 80 milletvekili otomatikman iktidar partisine geçmiş oluyor. Ve dolayısıyla görüyor musunuz 9.9? Dolayısıyla siz hani ne yapmış oluyorsunuz? Tabii. Muhalefetsiniz ama iktidara çalışmış oluyorsunuz. Yani burada yapılan hesaplar aslında iktidar aklıyla ya da muhalefet ettiğinizin aklıyla kendi planlarınızı yapıyorsunuz. Ama iyi bir demokrasi sınavı vermiyorsunuz. Aslında bizim hepimizin yapması gereken şey, Türkiye'nin bugüne kadar biriktirdiği sorunlarını çözebilecek bir program etrafında yan yana gelmektir. Burada baraj sorunu, bizim normal şartlarda baraj sorunumuzun olmadığını uzun süredir yaptığımız anketler gösteriyor. Fakat biz yani adaletli bir seçim süreci yaşamıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu burada şeffaf değil ve aldığı kararlar da oyların güvenli bir şekilde sandıktan çıkartılacağını ve sayılacağını bize garanti etmiyor. Tam tersine mühürü kaldırarak işte ve başka güven vermeyen uygulamalarıyla o sandıklara müdahale edileceğine yönelik pek çok ciddi kaygı var. Üstelik Kürt illerinde de, Kürt nüfusunun yoğun olduğu yerlerde de sandıkların taşınması gibi ya da işte diğer müdahaleler var. Bunlar bize müdahale edileceğini, dolayısıyla da biz barajı açtığımız halde barajın altına da bırakmaya yönelik bazı manipülasyonların yapılabileceğini gösteriyor. O yüzden diyoruz ki hani HDP bu manipülasyonları aşacak büyüklükte
oy almalıdır. Yani %10'un çok daha üstünde almalıyız ki bugüne kadar görünen bizim şeylerde gördüğümüz, anketlerde gördüğümüzün çok üstüne çıkmamız gerekir. Zaman zaman CHP'den çok farklı şeyler oluyor. Yani mesela hükümeti en çok eleştiren partilerin başında geliyor ama hükümetin de çok böyle ihtiyaç duyduğunda işte elini kaldıran ya da örtülü destek veren bir durumda aslında CHP bir yandan. İşte dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda işte kendi içinde de çok ses yükseldi örneğin. Ama dokunulmazlıkların kaldırılması için mesela destek verdi ve hatta daha ileri gidelim. İşte eş başkanlarınız gözaltına alınıp tutuklanırken sesini çıkarmayanlar bir milletvekili tutuklandığında CHP'de sokaklarda günlerce çıkıp yürüdüler. Yani bunları nasıl karşılıyorsunuz? Biz her zaman demokrasi mücadelesinde, emek mücadelesinde, kadın mücadelesinde, doğa mücadelesinde sokağın kullanılmasını önemsiyoruz. Ve adalet yürüyüşünü bu açıdan önemsedik ve biz de desteğimizi verdik. Evet. O açıdan doğruydu. Ama biz Soma'da 301 işçi katledildiğinde de yürüyebilmeliydik. Biz mesela o dönemde gittik Soma'ya. Büyük bir ablukayla karşılaştık. Yani devlet bizi içeri almadı, tecrit etmeye çalıştı, kriminalize etmeye çalıştı. Fakat eğer biz muhalefet partileri olarak birlikte bir büyük bir miting yapsaydık mesela Soma için, o zaman bu şey olabilirdi, bu durumu aşabilirdik. Yani biz aslında toplumun temel sorunları için adımlar atmalıyız. Bu CHP de burada kendi üstüne düşen rolü gerçekleştirmeli tabii ki. Fakat işte bu konuda evet yeterince cesur adımlar oradan da gelmiyor. Evet. Moderatör benim tabii. Ben açıkçası ben devam etmeliyim. Tuncay Kılıç'a teşekkürler tekrar görüşüyle katkısı yok. Hem Tuncay Kılıç'a hem de bizi izleyenlere çağrı yapalım. Yayını paylaşırlarsa eğer daha fazla kişiye ulaşma şansımız olur. Ulaşma şansı olur sayın milletvekili adayımızın eski eş genel başkanında. Daha interaktif olur, daha fazla kişi izlemiş olur. Çünkü bu yayın kapatıldıktan sonra da Facebook'ta kalmış olacak. Tekrarını insanlar izleyebilmiş olacak. Şimdi başkanım, dokunulmazlıklar konusundan girmişken tabii o en çok sizi üzen, yaralayan, zora sokan konulardan belki de bir tanesi. Zaten ifade ettiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumuyla ilgili. Milletvekillerin çok büyük çoğunluğu da hayır demişti ama genel merkez yönetimi o konuda evet çıkması konusunda gerekli sayıyı bulmuştu. Şimdi milletvekili adayları içerisinde, Cumhurbaşkanı adayları içerisinde hayırı savunan, dokunulmazlıklara hayırı savunan iki isim var. Biri eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, diğeri de Muharrem İnce. Muharrem İnce. Bu çok klasik, belki çok karşılaştığınız bir sorudur. Siz eğer Selahattin Demirtaş ikinci tura kalmazsa şeyin karşısında, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, Muharrem İnce'ye yaklaşımımız nasıl olur? Çünkü yine döndük dolaştık baraj konusuna geldiğimiz gibi döndük dolaştık kilit parti noktasına HDP geldi. Evet. Halkların Demokratik Partisi eğer boykot ederse, sandığa gitmezse, ikisi de adayım değildir derse mevcut iktidar düzenini belki daha da kuvvetlendirerek devam edecek. Bu da çok konuşuluyor yani. HDP'nin böyle bir tavır işe girebileceği. Burada mesela şu mesajlar size gelmiyor mu, samimi gelmiyor mu? Mesela Meral Akşener ana dille ilgili mesaj vermek istedi. İşte Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Muharrem İnce ikinci mitingini Hakkari'de yaptı. Ziyarete gitti. Her çıktığı yerde olabildiğine Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı, o da burada olmalı diye çıkışlar yapıyor. Nevruz resmi tatil olmalı diye şey var seçim beyannamelerinde. Bunu siz bir taktik olarak mı görüyorsunuz? Samimi mi görüyorsunuz? Seçmendeki karşılığı nedir? Bir değişim arzusu var mı seçmende, yoksa ikisi de bizim adayımız değil deyip size sandığa gitmezler mi? Çağrınız olacak mı belki ikinci turda? Şimdi gerçekten hem anahtar hem kilit kavramı kullanılıyor. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği noktada HDP önemli bir rol üstleniyor ve HDP tabii ki sevgili Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı olarak çıkartacağına inanıyor ve bunun mücadelesini veriyor. Biz tabii kişilerle ilgili olarak hani şu kişi şöyle, bu kişi böyle diye düşünmüyoruz. Bizim temel ilkemiz program, yani demokrasi programı. Cumhurbaşkanı adayının 25 Haziran'da ne yapacağı önemli bizim için. Ya bir demokrasi programı etrafında halkların talepleri etrafında mı konumlanacak, yoksa
daha farklı mı? Mesela eski sisteme geçiş de bizim için yeterince bir demokrasiyi ifade etmiyor. Tabii ki, çünkü aslında kireçlenen, kangrenleşen sorunlar var. Bu sorunlara dair bizim artık politika üretmemiz gerekiyor. O açıdan ana dilinde eğitim ifadesi çok kıymetli ve bunun içselleştirilmesi, doğa yani inandırıcı bir politikaya dönüşmesi de çok anlamlı. Herhalde Meral Akşener. Ama dile saygı duymak lazım, bir şey söyleyeyim. İşte, yok, ben Meral Akşener için söylemiyorum. Genel olarak ana dilinde eğitim Kürt halkının talebi. Farklı halklar da kendi dillerinde eğitim, öğrenim görme hakkına sahip olmalılar. Bu demokrasinin en temel kriteridir. Yani siz nasıl kendi dilinizi kullanıyorsanız ve bunu öğreniyorsanız, eğitim yapıyorsanız, başka biri de bunu yapabilmeli. Biz bunu yapabiliriz. Yine işte dokunulmazlıklara evet dendi, eş başkanlarımız kaçırılarak zindana atıldı, milletvekillerimiz kayyumlar atandı, bütün belediyelerimiz hukuksuz bir şekilde kayyum da demek bile lüks kaçıyor. Çünkü aslında el koyma. El koyuldu. Halkın iradesine, halkın kurumlarına el koyulmuş oldu. Buralarda sesinizi yeterince çıkartmıyorsanız, karşı durmuyorsanız tabii ki orada bir tepki alırsınız. Fakat buna dair eleştirilerinizi yapar, öz eleştirinizi yaparsanız elbette ki bu halk tarafından olumlu karşılanır. Yani ben buraya çok bir cümleyle söylemek gerekirse cevap olarak bizim için demokrasi programının ne olduğu önem kazanıyor. Önümüzdeki dönem işte kuvvetler ayrılığından tutalım da emeğin haklarının savunulması, garanti altına alınması, kadın haklarının garanti altına alınması kadar, Kürt halkının taleplerine kadar bunları gören bir yerden ve demokrasi konusunda güven veren bir programla biz yürürüz, yürümeyi hedefliyoruz. Ve bu programı bizim çıkartacağımızı size söylemek istiyorum. Bunu özel olarak sormak istememin sebebi o. Biliyorsunuz zaten insanlar bunu konuşuyor. Yani şöyle oldu, bu böyle oldu. Tabii. Çok adaylardan doğal bir şey. Bir tanesi, Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi 100 bin imzayı aldıktan sonra, hemen sonra Muharrem İnce'yi ve Meral Akşener'i desteklemeyeceklerini açıkladı. Evet. Demirtaş'a selam gönderdikleri için, yani Demirtaş'ı da desteklemeyeceğini açıkladı. Evet. Çok ciddi İzmir kamuoyu da tepki gördüğünü biz gözlemledik. Doğu Perinçek sizin partinizi de kapatmayı vaat etti. İşte OHAL'i kaldırmayacağını söyleyen tek aday. Tabii kuşkusuz insanlar, seçmen. İki üst turda takılacak tutumun. Çünkü seçmen maalesef geldik ki politikalardan, programlardan daha çok matematik yapar duruma geldi. Yani bu siyasi iktidarın devamlılığı mı olacak yoksa bir değişim mi olacak diye. Bu soruyu kuşkusuz size zaten soruyorlardır. Ben o konuda... Bir de şey var tabii. Evet. Hani diyelim tabii ki AK Parti %45 oy aldı. Acaba EDP ile ittifak teklifi gelir mi? Bir de onu sormak lazım. Hani Cumhurbaşkanı gelip HDP'ye... Ya biz ne diyecek? 100 tane belediyenizi kapattık. Gelin ittifak yapalım demezsin. Ya ama şu bunda çok konuşuluyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın hani... Bir daha ittifak yapalım diyen partiler ittifak yaptılar biliyorsunuz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı. Bazı önyargılar var. O önyargıları gerçekten parçalamak gerekiyor. Hani Einstein'ın bir sözü var. Önyargıları parçalamak, atomu parçalamak daha kolay. Onu önyargıları parçalamak daha zor. Onları bence daha bizim partimizi düzenli olarak takip ederse izleyicilerimiz, o zaman o bütünlüğü görebilirler. Yani bugün böyle davranan, yarın başka türlü davranan bir parti değil. Her attığımız adımın arkasında önemli temel sebepler var ve o sebeplerden hareketle biz o adımları atıyoruz. O açıdan hani programımızı, politikalarımızı daha iyi izlerlerse böyle sorular da sormazlar. Yani işte bazen oluyor hani o önyargılardan kaynaklı, işte acaba Tayyip Erdoğan'la anlaşılır mı? Mesela bu soru artık yani... Tükenmiş bir soru. Yani gerçekten sorulması çok abesle iştigal eden bir soru. Fakat dediğim gibi bazı yayınlarda bunlar yeniden üretiliyor. Gazetelerde korku iklimi yaratılarak uzaklaştırmak için bu HDP'ye duyulan ilgiyi, alakayı biraz engellemek için evet atılan ithamlar
bunlara kimse şey vermesin yani. Başkanım, evet, programda yavaş yavaş sonuna geliyoruz da. Gelmeyelim, birkaç soru daha var. Tamam. Zaten birkaç soru bir 10 dakika. Evet. İzmir hiç konuşmadık. Sen sor sorularını. Benim sorum İzmir'le kapatalım. İzmir'e dair birkaç sorum var. Kısa soru, evet, kısa cevap olabilir. Dilerseniz birleştirir tamam, edebiliriz. Tamam, kısa vermeye şimdi çalışayım. Algıyla, şöyle bir algı var ya, vardı gerçi. İşte İYİ Parti, yeni bir parti alsa MHP'den ve CHP'den oy alır. Halkların Demokratik Partisi İzmir'de alsa CHP'den alır. Zaten kendi bir oyu var ama bir de CHP barajı geçmesi için CHP tabanı verir. Ama şimdi yaşanan birçok şeyi siz anlattınız. Partinize yönelik iktidar partisi tarafından yapılan baskılar. Şöyle bir matematik yaptınız mı? Biz geçmiş dönemde Adalet Kalkınma Partisi'ne giden Kürt seçmenden, mesela diyelim İzmir'de Mardinliler. Oradan biz oy alabiliriz bu dönem. Farklı bir şey olabilir. Mesela ikinci sıradayınız Nurettin Turgay, ilahiyatçı biliyorsunuz profesör. Evet. Böyle bir matematikle mi ikinci sıra adayı? Böyle bir hesap var mı? Ya da Hüdapar'ın İzmir'de öyle ya da böyle, İzmir'de bile bir oyu var. Orayı alamaya dair iddianız var mı? İkinciyi AKP'den kopararak alma iddianız olur mu? Biz tabii her partiden oy almak istiyoruz, öyle söyleyelim. Ya da yani partimizin programını tanıttıkça bu imkanı çok daha artacağını düşünüyoruz. Burada Kürt halkının yaşadığı büyük acılar var ve bu acıları 16 yıllık bu iktidar yaptı. Özellikle 7 Haziran'dan sonra yaşanan o Bodrum cinayetleri, katliamlar, savaş ortamı, Suruç, 10 Ekim katliamı, bütün bunlar hem demokrasi ve emek güçlerine yönelik tamamen 1 Kasım'da seçimi almak için yapılmış antidemokratik uygulamalar ve saldırılarla ve operasyonlarla gerçekleşen bir savaş iklimi yaratma politikasının bir sonucu oldu ve bunu Kürt halkı başta olmak üzere demokrasi güçleri çok iyi anladılar ve bugün eş başkanlarımız da söylüyor, Kürtlerden AKP'ye bir oy dahi gitmeyecek. Evet, bir oy dahi gitmeyecek. Çünkü bugüne kadar yaşadığımız sorunların temelinde iktidar partisinin %100 suçu var. Onun politikası yine bu milliyetçi, ırkçı ittifakıyla bundan sonra da yapacaklarını bugünden belli ediyor zaten. Bundan önce vermiş olanlarda dolayısıyla, da görüyor musunuz bunu? Mesela Kürt elbette, halkı önce yani, vermiş olanlarda da böyle gözleminiz var mı? Elbette Kürt halkı bir tane oy bile vermeyecek AKP'ye. Çok net bir cevap olmuş. Evet. Olmuş oldu. Son sorum Mithat abi, sana bırakacağım. İzmir referandum döneminden başlayarak belki yaşam tarzına müdahale nedeniyle siyasi iktidarın Türkiye'nin her yerinde tırnak içinde sembol oldu. Bu da İzmir marşıyla da hani tribünlerde kendini gösterdi. İnsanlar buradaki yaşam tarzı, özgürlükçü ortamdan ötürü İç Anadolu'da başka yerlerde buraya atıfta bulunan şeyler yaptılar. Bu da tribünlerde İzmir marşını söylemekle kendisini sembol etti. İzmirliler biraz İzmir değerleriyle tırnak içinde kapışanlarla anlaşamıyor pek. Siyasetler belki burada problem yaşıyor. Yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi bu. Siz İzmir değerleri deyince aklınıza neler geliyor? Ve o değerlerin değerlerine ne kadar yakın ve uzak hissediyorsunuz, kendinize bunu sormak istedim. Çok kültürlülük geliyor benim aklıma İzmir değerleri açısından. Yani Ege çok kültürlülük, Ege mutfağı, demokrasi geliyor. Evet, bütün bunlara rağmen bir tutuculuk da olabilir. Yani bahsettiğiniz, yani İzmir değerleriyle karşı karşıya gelmek derken aslında birbirimizin değerlerini saygıyla karşılamak. Bu açıdan bir yol alındığını biz burada görüyoruz. Çünkü İzmir dediğimiz zaman aslında bir kıyıda görünen bir fotoğraf var. Bir de hani tepelerde gittiğimiz zaman gördüğümüz fotoğraflar var. Onlar birbiriyle iç içe geçmiş. Hani işte Midye'yi Mardinlilerin yapmasında olduğu gibi. Dolayısıyla hani o kendi kültürünü oraya katması. Hani geçen bir arkadaş anlatıyordu, işte İsot'la Midye yapmak, hani işte kuş üzümü ve tarçın, evet, koymak yerine isotla yapmak ve bunu sevmek ve bu buluşmayı yakalamak önemli. Çünkü birbirimizden alacağımız çok şey var. Biz birlikte yaşayabiliyoruz. İzmir bunu gösterdiğine göre bu konuda bir sorun yok diyoruz. Evet.
Benden yani sorulabilecek her şeyi sordun. Tam yemeğe böyle kültüre girmişken sıcağı sıcağı böyle tatlı bitirelim. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Keyifli sohbet için. Kapanışı sen yapacaksın artık. Dileriz izleyicilerimiz de bunu evet. beğenmiştir. Umarım siz de kendinizi ifade etmek çok için daha başka mecralarda, daha geniş alanlarda bu şansı bulursunuz. Türkiye'de herkesin arzu ettiği bir adil bir yarış olur. Benim tek temennim bu. Dileriz ki basına yönelik de bu şey kalkar ve hem partiniz hem diğer partileri daha özgürce insanlar sizleri çağırma konusunda problem yaşamazlar. Herhalde biz kendi alanımızdan doğru gazeteler, radyolar, televizyonlar bakımından bunu söyleyebiliriz. Evet, bugün programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Başkan. Ben size teşekkür ederim. Bunları sandıkta AKP Erdoğan rejimini yenerek başarabiliriz. Yani 24 Haziran bizim için çok önemli bir kavşak. Evet, Ege Postası dinleyicileri ve sosyal medyada izleyicileri, Halkların Demokratik Partisi İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Serpil Başkan'la beraberdi. Kendisi eski genel başkan. Şeye baktığımızda da, duruma baktığımızda da müstakbel İzmir milletvekili. Belli ki çokça onunla burada programlar yapacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Programımızın sonuna geldik. Yayını sosyal medyada izleyenler hangi saatte ve ne zaman izlerlerse izlesinler, paylaşırlarsa daha fazla kişiye ulaşmış olur diyoruz. Bizden ayrılmayın. 8. günde, 8. gün diyoruz ama seçim boyunca bu 8. gün hiç bitmeyecek. Her gün bizim için 8. gün. Farklı siyasi partilerden konuklarımızla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Dostça kalın. İyi akşamlar hepinize.